Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi potansiyel karakterleri sıralayacağız. Ve <laughs> videoda kutu da açacağız. Onu söyleyeyim. E, saat 6'dan sonra hemen görevleri yapacağım. Kutu açacağım. E, Black Panther kartı gelirse veya e, şey kartı gelirse direkt craftlayamayacağım. Kartım olmadığı için. Ama <laughs> bakacağız. Buna bakacağız. Umarım güzel bir kart gelir. Gelmezse de sıkıntı değil ve belki bir tane kostüm alırız ona bakacağız ama bugün hesap inceleme yapmayacağız onu söyleyeyim e, araya bir tane video sıkıştıralım bir şey olmaz Yarın devam ederiz e, burada bir baya bir karakter var az önce karakter dengesizliği oldu bir türlü bulamadım bir kişi fazla gibiydi ama Munaiçi gözümden kaçırmış kaçırmışım Tier 4 aldığı için e, gözümden kaçmış e, evet kostüm soruları da ekledim Angela'ya Scourge'ı falan da ekledim bazıları fena olmadığı için ekledim. O yüzden e, yaklaşık 70 tane karakter var. Tam 70 değil ama oldukça karakterimiz var. Gördüğünüz gibi. Yani çok kullanılmayan neyse ondan sonra tier list'te göstereceğim. Hızlıca tier list'e başlayalım. Akşam da videonun tamamını e, devamını tamamlayayım ve e, saat artık 8 9 gibi herhalde videoyu izlersiniz. Hadi devam edelim. Şimdi geldik e, başlayacağız tier list'imize ama şunu söyleyeyim bundan bir tane daha yapmıştık bu videonun aynısından. Bayağı olmuş, üstünden bayağı geçmiş. Fazlaca karakter ekledim. Ona 2022 Reaper oynatma sitesinden ulaşabilirsiniz. Orada görürsünüz ona göre değişiklikler olacak. Haberiniz olsun. Çünkü yeni karakterler eklendikçe bazıları önemini yitiriyor. o yüzden bunlar çok normal. Başlayalım ile. makaleyle. Makale meta biliyorsunuz zaten. Başmanda meta. scoreda skorda meta. Zaten yeterli. Genel olarak PvE modlarında meta. Sif yancı lider metası. Ee, kesinlikle olması gereken bir karakter. Ee, her türlü kasılması gereken bir karakter. Benim ilk kastığım karakterlerden ve şu an pişman değilim çünkü yancı olarak kullanıyorum, lider olarak kullanıyorum, ee, skorda hasarını kullanıyorum. O yüzden iyi bir karakter. Moonstone biliyorsunuz, skorda meta. Başman da hala iyi. Ee, hala meta. Evet şu anda Mephisto varken ben çok tercih etmiyorum ama en kötü 2-3 ay içerisinde Moonstone'u mutlaka yapacağım. Yani meta olduğu için sadece sıra gelmedi daha. Yani hesabımıza da bir yılı daha doldurmadık. O yüzden yapmam normal. Ee, Medusa Yancı Lig'e koymuşuz bir öncekinde ama bu sefer yapma diyeceğim. Çünkü çok da bir önemi kalmadı bence. Ee, Medusa'yı Yancı Lig'e koymaya gerek yok. Çünkü Yancılık ve liderlik verdiği karakter Black Bolt ona da gerek olmadığı için mantıken Medusa'ya da çok da gerek yok. Başka da bir iyi e. inhuman olmadığı için bence gerek yok. Jessica Jones'u PvP'ye koymuşuz hala koyacağım. PvP de fena değil o yüzden koruyu, koyuyorum. bunu halkı yapmaya koyacağım çünkü çok da iyi değil. Aynı şekilde Gwenom'u da buraya koyacağım çünkü ben tercih etmem. Hala yani tercih edilmez çünkü Green Goblin geldi birçok yerden e, elindeki gücü aldı güven özellikle takım savaşında o yüzden yapmaya koyacağım. Mantoş iyi, iyi ama meta kadar değil. Yapılara koyacağım. Fena değil ama yapılır. Gelmesinin de hasarı iyi. İkisinin de hasarı iyi olduğu için yapılara koyuyorum. Luke Cage çok iyi bir PvP karakteri. Ee, PvP metası de aynı şekilde oldukça iyi. Eee nereye koysam diye aşırı düşünüyorum. Meta'ya koymayacağım bu sefer. Öncekinde öyle koymuşum. Yapılara koyacağım. Çünkü ilk epik görevlerde kolay olduğu için bence yapılır. O yüzden çok da malzeme istemeyebiliyorsunuz. Yapılabilir. Gılgamesh de yine PvP metalarından. Kingo'yu mesela yine yapılara koyabiliriz. Yani yapılara koyalım. Çünkü yine aynı şekilde Source ile kolay yapılıyor. O yüzden yapılara koyacağım. Ama yapılması da olur demeyeceğim. Çünkü ben de yaptım ilk başta elimde karakter olsun diye. O yüzden yapılara koyacağım. Sadece kolay yapıldıkları için. E, geldik. X23'e bence <laughs> yani keyfi iyidir. Hasar çok iyi değil ama çok da kötü değil. E, o yüzden keyfiye koyacağım. Yani yapmayla keyfi arasında bir şey diyebilirim X23 için. mistik Yancı Lider, Meta kesinlikle çok iyi bir Yancı. O yüzden mutlaka olması lazım. E, şu anda elimde olsa yapardım. Muhtemelen. Büyük ihtimalle ilk onu yapardım. O yüzden kesinlikle Meta Süper Dead Meta hem başmanda çok iyi en iyi karakterlerden hem de skorda oldukça iyi. O yüzden onu öyle koyacağım. Yani Sunbird, Blue Dragon falan bunlar PvP'lik karakterler. O yüzden bu ikisini buraya koyacağım. İşte Shadow Shell War Tiger da onların tamamlayıcısı ama ben yapmanızı çok tavsiye etmem. Hani yapacaksınız onları yapın. Hatta bunları bile yapmasınız olur. Hani Blue Dragon'da Sunbird'ü yapmasınız olur. Sadece bunlar takım olarak iyiler. Yani şöyle söyleyeyim bir tane ittifak veti takımı Bundan ibaretler. Başka bir vasıfları yok. Bunu söyleyeyim. Eğer ki ittifak peti oynuyorsanız yapabilirsiniz ama oynamıyorsanız asla yapmayın. E, ilk gelenlerden biliyorsunuz ama şu anda bir numarası yok o yüzden onu oraya koyacağım. Better Able'i keyfiye koyacağım. Evet hasarı aslında yapılırdakiler kadar iyi ama hem biraz daha fazla malzeme yemesi hem de o kadar bir yerde kullanmadığımız için e, koymayacağım. Keyfiye koyacağım. Red Guardian'ı yapmaya koyacağım. Ee, Bullseye bu say maalesef artık meta değil. Bir öncekinde meta'ya koymuştuk ama şu anda elinden metalı kalın da için oraya koyacağım. <laughs> ee, başka ee, yani Ares'i de yapmaya koyalım ya. Yani çok bir yerde biz Morbius falan bunları kullanmıyoruz. O yüzden bunları böyle yapacağım. Yani Nightcrawler'ı da yapmayın ya. O da o kadar iyi değil. Yani evet yine ittifak vesinde güzel tamam ama ya yani hadi PVP'ye koyalım. Tamam. Nightcrawler'ı oraya koyalım. O kadar abartmayalım. Orada kaz koyamadık. Şöyle koyalım. Heh. Ama ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Eee kostumu olmayanları direkt şöyle aşağıya atalım. Ancilla'ya işte Hopu, daha doğrusu wasp'ı, Elsa'yı, Clay'i, işte Akbaba'yı, Scourge'ü, eee kum adamı, bunları buraya atacağım. Tamam. Drexi PvP'ye koyacağım. Fena değil. O yüzden PvP'ye koyacağım. Yok edici mesela kostüm yok ama çok iyi bir PvP karakteri. Ee, fiziksel karak vuran karakterlerin fiziksel mi yansıtıyor enerji mi? Büyük ihtimalle fiziksel miydi? Enerji. İkisinden birini yansıtıyor. Şu an tam hatırlayamadım. Bayağıdır kullanmadığım için. Ee, o yüzden o iyi karakterleri karşı, meta karakterlere karşı çok iyi bir yansıtma karakteri. O yüzden oraya koyacağım. Nova da 6. skill olduğu için bence ittifak vesinde iş yapar ki yapıyordur tahminin E, ee, 6. skill olmadan da iyiydi eskiden. En iyi PvP karakterlerindendi. karakterlerinden de. ve 6. skill e bence biraz toplamıştır diye düşünüyorum. Ee, her türlü ittifak kısmı takımlarında 6. skill ile 70 seviyeli iş yapacaktır diye tahmin ediyorum. Net bir fikrim yok ama ittifak kısmı oynayanlar yazarsa ki büyük ihtimalle böyle yazacaklardır. Az çok iş yapıyordur. Onu söyleyebilirim. Kolosus, yancı lideri mi PvP'ye mi koyalım? Ee, PVP'ye koyalım. Hem de yancı lider. En iyi PVP yancı lideri diyebilirim. En iyilerden biri diyebilirim açıkçası. Ee, i̇ş yapar. Onu da oraya koyacağım. Mysterio'yu mesela ee, yapmaya da koyabiliriz. Yapmaya koyalım. Bence evet fena değil ama bence yapmayın. Yani ne gerek var Mysterio? Yeni kostüm almamış bir şey olmamış. Doktor Octopus'u mesela meta'ya koyacağım. Çünkü skorda meta. O yüzden onu oraya koyacağım. Elektro'yu keyfi'ye koyacağım. Ee, Amerika çevresi PVP'ye koyacağım. de fena değil. Moonlight meta biliyorsunuz zaten kategori 4 aldı ve tüm oyun modlarında iş yapıyor. Skor'da, Başvan'da, Dormammu'da hepsinde iş yapıyor. Gamora'da da metaya koyacağım. Susturması sanırım vardı ve çifte oynanıyor Green Goblin'le. O yüzden onu oraya koyacağım. Robira'yı ise Ghost ile eşit seviyede gördüğüm için metaya koyacağım. O da takım savaşı için. Takım savaşında ya Robira'yı ya da Ghost Rider'in ikisinden birini kullanabilirsiniz. Veya Yancı Lider olarak da yapabilirsiniz. Yani sadece... Kostümünü alıp yancı olarak da kullanabilirsiniz. Bu da size kalmış bir durum. Ee, hasar da fena değil, onu söyleyeyim. oku yapılara da koyabiliriz, Mete'ye de koyabiliriz. Mete'ye koyacağım bu sefer çünkü başmanda performansı hiç fena değil. O yüzden hakkını yemek istemiyorum. Mete'ye koyacağım. İyi bir karakter. Valkyrie'yi de ben Mete'ye koyacağım çünkü ee, çok iyi bir karakter. Hem yancı lider ama onun haricinde skorda mesela Crescent olmayabilir ama Valkyrie genelde vardır. Ee, yani olmaya da bilir onu söyleyeyim. Ama en kötü boyut görevinden bir şekilde 5 biyometrisini toplarsanız biletlerle kategori 2'ye kadar yükseltebilirsiniz. O yüzden e, ben biraz iyi görüyorum. Sif'e göre daha iyi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Crescent'te yarışır. Crescent daha iyi diyenler var ama ben Crescent'i çok beğenmiyorum. Vakil e çok rahat oynuyorum. Ve CTP olursa 10 milyona kadar skor atabilir ve e, en kötü günlerden birisi, en eksik günlerden birisinde 10 milyon atmak inanılmaz iyi. Vivi yancı lider metaya koyacağım. Ee, İpeyi keyfiye de koyabiliriz ama yapılara da koyalım. Yapılara koyalım çünkü hasarı fena değil. Ee, zaten bu kostüm alacaksınız yapın yani bu kostüm boşuna almayın. Bu da sadece kostümden dolayı yapılara koydum. Onu da söyleyeyim. Korusu ee, mesela yine keyfiye koyacağım. Korus iyi ama meta değil artık. Yani ben Green Goblin kullanırım daha iyi yani buna bu kadar malzeme vereceğimi. Green Goblin kullanırım. E, ee, kara cüce keyfi arasında ama yapılır çünkü hasarı fena değil ve başmanda oldukça iyi. Başmandaki videolarını izleyebilirsiniz. Oldukça iş yapıyor. Iron Fist'i keyfiye koyacağım. Fena değil ama tamamen keyfi. Hani şurada Iron Fist'ten daha iyi birisi var mı diye bakıyorum. Belki yarışacak vardır bu yapma kısmında ama <laughs> o kadar da değil. Şimdi ee, Yelena'yı PvP'ye koyalım. Çünkü PvP'de fena değil. PvE'de tam hatırlamıyorum. Yelena konusunda kararsızım evet fena bir karakter değil ama benim elimde olsa yapmam yani yaparsam pvp için yaparım tahminen yapılır da olabilir İkisi aslında çünkü önceki videoda yapılır yapmışım o yüzden orada kalsın Monika'yı ben yapmaya koyacağım yani çok da bir numarası yok aynı şekilde seni de buraya koyacağım Çok bir numarası yok ee, Pvp için Tink'le e, Invisible Woman'ı buraya koyalım o da takım oldukları için e, ee, de fena değiller. O yüzden onları oraya koyacağım. E, ee, Swordmaster, işte Aero, Aero, yani bunlar da çok iyi değiller. O yüzden yapmaya koyacağım. E, ee, bir şu şey bu Meta'ya koyalım. Makari yoksa Kate, Kate yoksa Makari. E, ee, Makari biliyorsunuz kristalle açılıyor ve e, o yüzden o kadar kristal vermeyeceksiniz. Kate de çok çok iyi performans veriyor. Meta düzeyinde diyebilirim. E, Mordo'yu yine yapmaya koyacağım. Bence o kadar iyi bir karakter değil. E, yavaş yavaş beni en böyle şeye sokan karaktere geldik. E, Eko'yu yapılacak koyacağım. Eko iyi. E, hem de dizisi gelecek. İleride mutlaka değerlenecek zaten ama şu anda da kullanılıyor. O yüzden onu oraya koyalım. Haimdalı ben olsam yapmazdım. E, PvP performansını açıkçası çok bilmiyorum ama yani Heimdall çok çok sonra yapılacak bir karakter. Hani elimde şu meta'daki karakterler olsun. E, ondan sonra PvP'dekilerden bazıları olsun. Yağcı liderler olsun. Ondan sonra zaten artık keyfi. Komple keyfi. E, o keyfileri de işte yapılırdıkları yaparım. İşte Human Torch'u yaparım. Gelmit'i yaparım. Karajüce'yi yaparım. Ekoy'u yaparım. Daha sonra Beta'yı bile Bet yaparım. Belki Corvus. Sonra işte Elektro falan. Yani daha sonra... Ee, bu yapmadıkları gelir sıra. Yani onlar da çok zor. Ben olsam yapmazdım onları. O yüzden oraya koyuyorum. Hatta PvP'tekilerin de çoğunu yapmazdım. PvP'den kim yapardım biliyor musunuz? Colossus'u yaparım. İşte Luke Cage'i yaparım. Rescue yaparım. Gilgamesh'i yaparım. Ee, biraz daha iyi hesabım varsa Amerika Chavez'i yaparım. Yok edici Nova'yı yaparım. Jessica Jones'u yaparım. Direksi yaparım. Daha sonra işte Tink'le Invisible Woman belki. Ee, en sonlarda da işte Blue Dragon Red e, neydi bu? Yani, Redbird mi? Neydi? İsmini hatırlayamadım. Sunbird. Aynen. Sunbird sanırım. Sunbird'ı yapalım. Nightcrawler yapalım yani. En sonunda onları yaparım PvP'de. E, ama bu meta'dakilerde ayırt etmem. Hepsini yaparım yani. Asla ayırt etmem. Belki Gamora'yı e, bir tık alta alırım. Bunlar arasında. Bir de ye Diğerler arasında hiç sıkıntı olmaz. Superde, Moonstone, Makarim, Ahtapot, Moonlight, e, Kate, Valkyrie. Hiçbiri pişman etmez. Hepsi iyi. Daha sonra Stalk, ondan sonra Gamora ile Robbie. hatta Robby'yi biraz daha öne atabilirim. Çünkü Ghost Rider'a kategori 3 malzemesi vereceğime Ruby'ye ise veririm. Yeni başlayan bir oyuncu olsam daha mantıklı. Ama seçici var biliyorsunuz. Seçiciler var. Oradan da hani Ghost Rider almam. Hani Sharonlar varken, Loki'ler varken gidip de hani eee Ghost Rider almam tamamen. Hulkbuster'ı ee, yapmaya koymayalım. E, tamam idealliği hani liderliği var Iron Man için ama sadece onun için keyfiye belki koyabiliriz. Orada biraz iş yapıyor. Iron Man'de çok iyi bir meta olduğu için. Sırf onun için bu da ileri seviye oyuncular için. Yani yeni başlayanlar asla halk bastır yapmasınlar. Çok daha ileri seviye oyuncular için bu. E, ee, Mr. Sinister'da PvP'ye koyalım. Koymayalım mı bilmiyorum. Fest'teki performansını gerçekten bilmiyorum. O yüzden keyfiye koyacağım. Ee, bu iki karakter hakkında yorum yapın. İttifak fest oynayanlar. İşte ...birkaç karakter söylediğim video içinde. Bunlar hakkında yorum yapabilirsiniz. Bence liste güzel oldu. Fena olmadı. Şöyle paylaş dediğimizde... ...güzel oldu. Bunu Instagram'da paylaşırım bu akşam. Oradan beni takip edebilirsiniz. Discord'a gelebilirsiniz. Aynen. Discord'a da gelin mutlaka. Sunucuyu açtık. Yavaş yavaş orada da bazı yerleri düzenliyoruz. Yeni sohbet odaları yaptık. Marvel of için sohbet odası yaptık ayrı. Normal sohbet odamız vardı. Sohbet 2 yaptık. Eee... İşte bazı bölümler yaptık haberiniz olsun gelebilirsiniz ee, videoya devam edeceğiz o yüzden bitirmiyorum videoya devam edelim daha sonra da videoyu bitirelim şimdi geldik oyuna ee, görevlerimizi yaptık 650 token oldu bir iki saat geçti saat hemen 6 gibi açmak istemedim bu sefer biraz ara koydum belki iyi bir kart çıkar diye Bakalım yani CT çok istemiyorum hani aşım falan çıkarsa o kadar oynadık <laughs> boşa gitsin istemiyorum o yüzden Kartta şansımızı deneyeceğim. Bakalım duruma göre bakacağız ne yapacağımıza. Lafı uzatmadan açalım bakalım. Galaxy'nin koruyucuları geldi yine maalesef e, yapacak bir şey yok. E, bakalım vardı vardı bizde. O yüzden çok sevinemedim. Fena bir kart değil ama bizde vardı zaten onu geliştiriyoruz şu anda. Sağlık olsun. Bakalım şimdi zaten 3 yıldız gelmiş. Çok da bir şey gelmemiş. Ee, buna değişim atalım. Bakalım. Ee, şöyle buz direnci var. Zihin direnci var. Hmm. Şöyle bakayım. Ne yapalım? Üretim birleştirme diyelim. Gelelim. Şöyle özellik seç diyelim. Bunu kitle. Bunu kitle. Bunu da kitle. Şunu da kitle ve şu iki değeri değişim atalım. 300 kristalimiz gidecek. Kostüm alamayacağız. Kostüm almayalım. Bir şey olmaz. Ee, bakalım. İki mavi gelecek mi? Sanmıyorum ama mavi geldi. Kırmızı geldi. Ah. 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 5 mavi oldu. Bu sefer saldırı gelmedi. Yani kartımız boşa gitmiş oldu ama en azından artık son değer kaldı. Buradan da çok fazla direnç oldu. Biraz canımız sıkıyor açıkçası. Ee, burada ne vardı? Hareket hızı yerine başka bir şey vardı. Samu yoksa sayma var. Kritik oran var. Bunlar iyi. Ee, zihin direnci yerine gelecek bir şeye şu an ihtiyacım yok. Buradan bir YP gelse iyi olurdu aslında ama sağlık olsun. Buna değişim atarız yine. Ee, buradan saldırı gelmeli. Ee, bir tane değer kaldı. Yine aynı noktaya geldik. Yani ben mavi beklemiyordum açıkçası. Hiç ama gelmesi fena olmadı. Kostüm almak istiyorum. Açıkçası şeye indirim gelmedi zaten. Bakalım. Burada bir indirimimiz yok. O zaman kostüme gelelim. 760 kristalimiz var. Yarın da ihtimalimiz olacak. 800. Yani çok fazla kristalim kalmayacak. O yüzden bir tane kostüm alasım var. Kimi alsam diye düşünüyorum. spider mani alalım. Bence. PvP'de iş yapan en azından aynen. Onu alalım ve videoyu bitirelim. Çünkü başka alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum bir yandan da. Ee, yok gibi. Öyle gözüküyor. Ee, bakayım, bakayım, bakayım. Yok ya. <laughs> Şu Minerva'ya bakayım. Bu da 1050'ymiş. E, ee, bir tek Spider-Man şey diye ucuz. Ee, i̇kinci kostümü alacağız diye 630. Yani en azından PvP'de kullanırım. Al gitsin ya. Bir şey olmaz. Güzel. Bunu da aldık. Yani bu şekilde kapatmış olduk. Böyle alacağımız biraz daha kostüm var. Daha sonra diğerleri keyfiye dönecek. Bu şekilde de Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.